Evet, yürüyen merdiven yürümekten yorulduğu için çalışmıyor. İçeride yak, dayanamadın değil mi? Esprisi yapıyorum burada. Evet, Üsküdar'da Bülbül Liresi mezarlığına geldik. Orayı gezeceğiz ve tarihini birazcık anlatacağız. Tabii bu mezarlığın bir önemi var, ondan da bahsedeceğiz. Önce geziyoruz. Burada diş hekimi bir aile var. Soyadları Dişmen olduğu için onları kaydettim. Mezarlık genel olarak aslında yani hem burada bir karga var. Kargayı özellikle çekiyorum. Gayet estetik durdu. Mezarlık genel olarak kafa dinlemek için de aslında güzel bir yer ve arada yani ölümü hatırlamak için insanların mezarlığa gitmesi kanaatimce faydalı. Burası yaygın olarak Sabetaistlerin mezarlığı olarak biliniyor. Sabetaistler kimdir? İzmir'de Portekiz sinagogunda Sabetaist Sevi, bir Yahudi, kendi ahir zaman mehdiliğini ilan ediyor ve bunun neticesinde Osmanlı İmparatorluğu, bu da Sabetaist kedi. Sabetaist kediyi seviyorum. Mezarlıkta takılıyor. Bunun neticesinde tabii yani imparatorlukta ortalık karışıyor ve nihayetinde Sabetaist Sevi sultanın önüne çıkıyor ve sultanın önüne çıktığında dininden döndüğünü ve Müslüman olduğunu söylüyor. Bunun neticesinde cemaatiyle beraber bunu artık bir huy kabul ediyorlar, bir norm kabul ediyorlar ve dönme olarak adlandırılıyorlar. Yani dışta ve görünüşte Müslüman gibi yaşamalarına rağmen aslında inanmıyorlar ve kendi hayatlarında kendi ritüellerini devam ettiriyorlar. Mezarlıkta pek çok mühim insan var. Özellikle subay yoğunluğu gayet bence fazla. Yani diğer mezarlıklara vesaire göre. Avrupalıların zulmünden kaçan Yahudileri Osmanlı'nın Selanik'e yerleştirmesi neticesinde Sabetaist Sevi'ye katılan Yahudiler de özellikle Selanik merkezli olarak aslında varlıklarını sürdürüyorlar. Selanik'in Osmanlı döneminde çoğunluk nüfusu Yahudi. Dolayısıyla burayı da aslında Selanikliler yapıyorlar. Hatta yanındaki sokağın adı da Selanikliler sokağı, bu mezarlığın yanındaki. Bu da benim, kendimi çekiyorum. Ve bu şekilde aslında yani önemli noktalara da geliyorlar tarihimizde bu insanlar. Aralarından mühim kimseler de çıkıyor. Bu da Akbank. O mühim insanlardan biri, ona da uğruyorum. Şemsi Efendi, Sabetaistlerin mühim eğitimcisi ve sonrasında mezarı terk ediyorum. Bu eğitim noktasına ayrıca değineceğiz birazdan. Mezarlığın yanında tabi Sabetaistlerin inşa ettiği bir cami de var. Yakın zamanda restore edildi. İki ayrı bina şeklinde işlev görüyor. Hatta bir taraf kadınlara özel, bir tarafta sadece erkekler var. Ben caminin ilk önce kıblesine baktım. Kıblesi doğru. Eski caminin de zannediyorum doğruymuş. Böyle küçük minaresi olan aslında tatlı bir cami aynı zamanda. Bu binanın karşısında buralarda bir yerde de zamanında Fevziye Mektebi varmış. Ancak büyük ihtimalle ahşap bir yapı olduğundan şurada sağdaki yapı olabilir. 60'lara kadar dayanmıyor ancak oradaymış. Bu da 60'lardan farklı bir görüntü. Peki Fevziye Mektepleri tam olarak nedir? Bu bahsettiğimiz Sabetaist görüşün aynı zamanda bir mektepleşmesi, bir okullaşması, bir çeşit ekolleşmesi süreci de söz konusu. Bunda en önemli isim, belki de açık ara farkla Şemsi Efendi. Kendisi daha sonradan bu Fevziye Mekteplerine katılıyor ve onunla beraber Fevziye Mektepleri, ilk önce Selanik'te açtığı okulunu, oradan edindiği tecrübeyi burada devam ettiriyor. Ve bu Fevziye Mektepleri bugün hala aslında devam eden bir kurum. Işık Okulları
ismini almış ve Işık ismi bana birazcık ilginç geldi açıkçası. Zira ışık dediğimiz kavram Kabala için, yani Yahudi mistisizmi için asli olan ve çok mühim bir aslen husus. Ayrıca okulun sitesindeki tarihçelerinde kullandıkları dil de bu düşüncemi birazcık güçlendirdi. Yani Selanik'te yaşayan ileri görüşlü Türk aileleri, Türk okulu, Mısır'dan Selanik'e göç etmiş Osmanlı Türklerinden Zeki Efendi, Selanik'teki ilk Türk okulunu açmaya başaran Şemsi Efendi diye girilen paragraf sonrasında Şemsi Efendi de Feyzi Sıbyan'a katıldı. Böylelikle Türk çocuklarını ışıkla aydınlatma geleneği başlamış oldu. Büyük harflerle orada ışık yazılması bir anda kendileri Türkken Türk çocuklarına bir üçüncü şahıs gibi yaklaşılması, bu yani burada bir anlam olabileceği belki fikrini ben de doğurdu. Tabii hiçbir şey iddia etmiyorum Sayın Savcım. Dolayısıyla Sabet Ayistleri görüşlerini, belki tarihteki etkilerini vesaire araştırmak, bilmek, öğrenmek kanaatimce mühim, çünkü gerçekten tarihimizde etkili olan şahsiyetler bu insanların arasından çıkıyor. Bu vlog böyle kısa bir vlog oldu. Ümit ediyorum ki insanları bu konuda bilgilendirmişizdir. Hoşça kalın.